Ben Doktor Müjgan Yıldırım Kaya, Efeler Diyarı Kadın Girişim Kooperatifi Başkanıyım. Efe Yürekli Kadınlar olarak bir araya gelelim, bir şeyler yapalım istedik. Yani hedefimiz buydu. Çoğumuz da grubumuzda emekliyiz. Daha faydalı işler yapalım. Kadının ayağı yere bassın. Eğitimiyle, kültürüyle, görgüsüyle, bilgisiyle. Yani biliyorsunuz bu dönemlerde kadın biraz eve kapatıldı. Tabii bu arada hani özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçoğlu Hanımefendi, Sultanhisar Belediye Başkanımız Sayın Osman Yıldırım Kaya Beyefendi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşi Neptün Soyer Hanımefendi bize çok katkı ve yardım sağladılar. Biz de onların bize açtığı yolda yani elimizden her geleni yaparak ilerlemeye çalışıyoruz. Biz dedik ki efelik bilekte değil yürektedir. Yüreği efe olan her kadını da bizle beraber çalışmasını veya yanımızda görmek istiyoruz. Kadın dayanışması, kadın hareketidir. Sadece yani kadın kooperatif deyince hep bugüne kadar akla işte hamur açan kadınlar, işte makarna kesen hanımlar, reçel yapan hanımlar bunlar geliyor. Tamam bunlar bizim üretim aşamamızda illaki var. Ama biz kooperatif olarak sadece tarımsal üretim ve kalkınma bizim kooperatifimizin ana hedeflerinden biri. Bunun dışında bizim kültürel faaliyetlerimiz, ondan sonra tanıtım organizasyon faaliyetlerimiz ve gelenekten geleceğe, özellikle kendi Aydın kültürümüzü, Aydın geleneğimizi uzun vadede yaşatmak ve bizden sonra gelen kuşaklara aktarmak üzere buradayız. Bizim Aydın'ın bir limonlu yağlı zeytini vardır. Bunu benim babaannem yapardı. Buradan biliyoruz. Ama işte annemler bunu yapmayı bıraktı. Yani her şeyimiz hazırına, kolayına kaçar olduk. Bizim buradaki ürünlerimizin hepsi Aydın tarzında hazırlanan, bizim bölgemizde hazırlanan ürünler. Ben bu koşullarda özellikle Halk Ege Et marketlere çok teşekkür ediyorum. Onlarla artık bir aile gibi olduk. Onların talepleri, bizim onlarla ilişkimiz, diyaloğumuz yani gerçekten mükemmel. Ve biz gerek kooperatifimizi, gerek Ege Et Halk Marketlerin herhangi bir prestijini korumak adına ürünlerimizi çok daha özenli üretiyoruz. Yani normalde zaten hepsi sertifikalı. Ben Gönül Karaşıral, kooperatif üyesiyim. Burada çalışıyoruz hep beraber gönüllü olarak başladık biz bunu arkadaşlarımızla beraber. Üye sayımız 17 ama bunun arkasında tedarikçilerimiz, ondan sonra arkadaşlarımız çok 2000 üzerinde. Hep beraber birlikte bu işleri yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Neredeyse bir yıl oluyor biz bu işi başlayalı. Bu süreç içerisinde bayağı da ilerlediğimizi düşünüyoruz arkadaşlarla ve daha çoğalmayı düşünüyoruz. Hedefimiz daha büyük. Mesela köydeki kadınlarımızın evlerine ekmek getirmesi, sosyal olması, bunun yanında bu üretimleri yaparken meslek sahibi olsunlar. Bunun gibi kooperatifleri çoğaltıp ondan sonra para kazansınlar, evlerini para getirsinler, çocuklarının yardımları ve sosyal olsunlar. Çok projelerimiz var. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunları da başaracağımıza inanıyorum arkadaşlarımla beraber. Sayın Özlem Çerçoğlu hanımefendiden de çok faydasını görüyoruz. Çok destek oluyor bize. Başkanımız çok destek oluyor. Belediye başkanımız. Arkadaşlarımızla işte beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çeşitlerimiz çok. Kadınların gücünü ortaya koymak istiyoruz. Biz de varız. Her zaman arkalarındayız. Kadın olarak hem cinslerimizin her zaman yanında olacağımıza emin olabilirler. Çünkü ürettikleri birkaç şeyi satamıyorlar, pazar bulamıyorlar hanımlar. Evden dışarı çıkamıyorlar. En azından kendilerinin bir şeyleri üretip 3-5 kuruş para getirsinler ve çok heveslendiler bunlara. Çok da talep var. Üretmek isteyenlere daha önce oluyoruz. Ondan sonra teşvik ediyoruz.
Ve ürettiklerini sattıkça daha da hevesleniyorlar. Daha da yapmaya çalışıyorlar. Deniyorlar reçelinden, sirkesinden, ondan sonra daha üretmeye şey oluyorlar, azmediyorlar. Ve başvuruyorlar. Genelde köylerden, Atça'dan, Sultanhisar'ın köylerinden, Atça'nın köylerinden. Bakış açıları bile değişti inanın ki. Tabii ki önce oluyoruz ve bunun için de çok mutluyuz yani. Eğitimleri yeni başlayacağız. El emeği mesela dikişinden, çiçeğinden, örgüsünden bunların kurslar açacağız. Resiminden, mesela ürettiğimiz sabunundan bunların hep kursları olacak. Hekimlerimiz olacak. Paneller düzenleyeceğiz. Yani çok büyük projelerimiz var. Annelerimizin, babalarımızın ürettiği şekilde ham bir vaziyette, kimyasalları olmadan bunları göstermek istiyoruz. Çünkü yeni nesil bunları bilmiyor. Daha çok talep olmaya başladı ve onu görüyoruz biz de. Logomuzda görüldüğü gibi kadın Efe figürümüz var. Biz aydınlılar olarak birer kadın Efe olduğumuzu düşünüyoruz. Bütün kadın Efeler olarak başaracağız. Her zaman topuklu kadın Efeler olacak.